Medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen, kanser türlerinden en yaygın görülen ve belirtileri normal soğuk algınlığıyla benzer belirtiler taşıyan akciğer kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günümüzde en sık görülen akciğer kanserine bağlı ölümlerin en önemli nedeni hususunda açıklamalarda bulunan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen, sigara kullanan bireylerin kesinlikle sigarayı bırakmaları ve hiç kullanmayıp pasif içici olan bireylerin ise sigara içilen ortamlarda bulunmaması gerektiği hususunda uyarılarda bulundu. Evet, en önemli etken sigara. Ama bunun dışında işte hava kirliliği, yani havada bir sürü kanserojen madde var hava kirliliği olan bölgelerde. Onları solumak, radon gazı, çok şeyden radon gazı yayılabiliyor. Daha önce akciğer enfeksiyonları geçirmek, tüberküloz geçirmek, geçmişimizde mesela 20 yıl önce akciğer kanseri geçirmiş olmak, ailede çok fazla akciğer kanseri geçirmiş olmak, herhangi bir nedenle çocukluk çağı tümörü o nedeniyle o akciğer bölgelerine radyoterapi almış olmak gibi pek çok neden de yine akciğer kanserinin, özellikle asbest dediğimiz, onu hiç vurgulamak lazım. Bu özellikle belli bir toprak grubunda daha fazla olan, bazı bölgelerde biriken birikmelere neden oluyor. Bazı ülkemizde de bölgelerde daha fazla. Medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen, akciğer kanseri farkındalık ayının önemine değinerek kanseri yenen hastalarda ilk 5 yılın çok önemli bir süreç olduğunu dile getirdi. Şimdi mesela genellikle hastalarımızın bizden istediği, hocam ben bu hastalıktan kurtuldum değil mi, yendim mi diye. Şimdi onu söylemek çok doğru olmuyor ama şöyle söyleyebiliyoruz. Mesela ilk 5 yıl daha riskli dönemdir. İlk 5 yılda nüksetmeyen veya bir tarafa sıçramayan hastalarda tekrarlama riski çok çok düşer hastanın. Onları söyleyebiliyoruz. Hiçbir kişi için %0, sen işte tam bundan sonra bir daha hiçbir hastalık olmaz, kanser, akciğer kanserini tekrar etmez veya bir kanser tekrar etmez demek mümkün değil. Sadece oranlar verebiliyoruz. İlk 1-2 yıl en yüksek riskte oluyor tekrar etme açısından. Giderek risk azalıyor ama işte riski arttırıcı. Bazen hastalarda görüyorsun, sigarayı bırakıyor, tedavi veriyoruz ama tam yanıt aldın, gözün aydın, sigaraya başlıyor mesela. Bunlar da hızlandırıyor, yani hastalığın geri dönüşünü çok hızlandırıyor. Onun için daima temkinli yaşamak ve takiplerimize, sigaraya, evet, hepsine uymak gerekiyor o şekilde. Kanser tedavisinin uzun ve stresli bir süreç olduğunu ve hastaların psikolojik bir destek mutlaka alması gerektiğine değinen Şen, tedavinin olumlu ilerlemesinde de bireyin kendi azmi ve ailesinin de desteğinin önemli olduğunu belirtti. Şimdi hem hekimler, hem aile, hem kişi bir tanıdan sonra, özellikle de aile ve kişi bir döneme giriyor. Şok dönemi dediğimiz, sonra inkar, sonra kabullenme gibi. Mutlaka aslında hastalarımızın hemen çoğuna biz bir psikiyatrik değerlendirme ve psikiyatrist uygun görürse de psikoterapi veya medikal destek istiyoruz. Çünkü halen toplumda, dünyada, magazinde kanser eşittir sanki ölüm gibi yorumlandığı için kişilerin psikolojisi bozuluyor. Halbuki biz biliyoruz ki artık şeker hastası, tansiyon hastası gibi gezen birçok geçmişte kanser tedavisi almış veya halen kanser tedavisi alıyor ama 20 yıldır gayet normal günlük aktivitelerini yapan bir sürü kişi var. Ama maalesef bunun üzerinden de çok fazla prim yapılabildiği için kişileri korkup korkmadığı veya ne yaşadığını hissetmeden bununla ilgili propagandalar vesaire çok oluyor. Onun için de mutlaka bir destek almalarını öneriyoruz. Kendi hastalarımda da benim yine paylaştığım kendi psikiyatrist arkadaşlarımız, meslektaşlarımız oluyor. Değerlendirtiyoruz ve inanın çok da faydalı oluyor. Çünkü hep onu söylüyorum. Yani biz bu yoldan geçeceğiz. Gerilerek geçmek var. Bir de rahat bir şekilde. O rahatlamayı sağlıyor. Daha yani gerginlik, anksiyete, bağışıklık sistemini çöktürüyor. Sizin savaşacağınız şeylerle olan gücünüzü alıyor. Onun için mutlaka psikolojik destek almak gerekiyor. Gerekirse aile yakınları da, bazen hasta rahat oluyor, hasta yakınları depresyona giriyor, anksiyeteye giriyor. Onların da destek alması gerektiğini vurguluyoruz.